Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Seven Days to Die maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve yeni gelen update'lerle beraber oyunu sizlere aktaracağım diyecektim ki birdenbire kendini masa üstüne aldı, attı sebebini anlamadığım bir şekilde. Ama kaydımızda sorun yok sanırsam. Tamamdır. Oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar. Böyle yeni gelen güncellemeleri bir kontrol edelim. Harita nasıl açılıyor bilmiyorum. Hangi tuşa aldım ya da hangi tuşta otomatikte envanteri bile açamıyorum şu an. Ve o iğrenç zombi sesi. Her zamanki gibi iğrenç zombi sesiyle karşımızda. Bu oyunu ne kadar geliştirirse geliştirsinler, şu zombi sesinden kurtulmadıkları sürece benim puanım eksi. Şu an gerçekten yani abi bir zombinin bu kadar bağırması normal mi ya? Zombinin bu kadar bağırması normal mi abi? Gerçekten çok anormal, garibime gidiyor ya. Ara bakalım zombinin üstünü. Tamamdır. Bu da ne? Yeni bir taş türü sanırım. Bak abi bir tanesi geliyor. Şu an ekrandan gördüm de az önceki aldığım şey aspirin miydi, neydi? O buraya gelene kadar ben sedanı iki defa indirir kaldırdım. Yani iki defa boşaltır lootlarım. Bak abi gördüğünüz gibi sesi çok iğrenç. Yani şu oyundan o kadar para alıyorsunuz. Bir sesi düzeltemiyor musunuz yani? Dünya kadar güncelleme geliyor oyuna abi. Ses rezalet. Zombilerin sesi gerçekten oynanışı büyük ölçüde etkiliyor arkadaşlar. Ama olumlu olarak etkilediğini pek söyleyemeyeceğim. Yani zombi sesleri gerçekten oynanışı etkiliyor arkadaşlar ama olumlu olarak etkilemiyor. O ayrı bir mesele. Hemen şurada bulunan kamp benzeri bir yere bir giriş yapalım arkadaşlar. Bakalım orada neler var, neler yok. Bu arada giderken loot'umuzu da yapalım. Aslında güzel, firim bir yere benziyor ama pek güvenli olduğunu zannetmiyorum. Hazır burada gölet varken su da dolduralım abi. Ama arkadaşlar eskisi gibi su sağlıklı olmuyor sanırım bu doldurulmuş su. Bakın bullet working water mı ne bir şeyler diyor işte. Bunu gölden doldurduğumuz için ısıtmamız gerekiyor sanırım. Isıtmadan içindeki mikroplar kırılmıyor doğal olarak. İçindeki mikroplar kırılmadığı için de bizi hasta ediyor. Bir konservemiz var. Kahve çekirdeğimiz var. İyi. Itemlarımız var. Bakalım. Benim bıçağım nerede acaba? Kırıldı mı? Attık mı kazara? Ne oldu ona? Kırıldı galiba ya. Neyse sağlık olsun. Bu ağaç parçasını aldık bu arada. Bu ağaç parçasını istemiyorum abi ben. Atar mısın? Şu kütüğün içini araştıralım. Çok güzel. Sniper mermisi ve sniper bulduk. Lootlamaya devam edelim arkadaşlar. Abi o ne ya? O köpek ne ya? Yine mi köpeği beceremediniz abi? Ne yaptınız? Yap... Of. Yine şu köpek bize arıza çıkartacak ya. Ulan yavaş yavaş. Yavaş. Abi köpekleri mahvetmişler. Yani köpekler oyunu mahvetmiş. Ama tek yiyorlar. Bu güzel. En azından tek yedirebildiğime sevindim. Haritayı bile göremiyorum ki. Nereden gideceğiz? Ne yapacağız? Ben bir şehir bulana kadar yani lootlayacak bir yer bulana kadar. Bu arada şarjörümüzü fullleyip gezelim abi. Hiç sağ solu belli olmaz buraların. Şunu da kemik şeyine craft edersen kemik bıçağını. Heh. Şimdi kendimi biraz daha güvende hissedebilirim. Bu arada painkillere aspirin yapmışlar. Güzel, mantıklı. Harita nereden açılıyordu abi? Oo, yavaş yavaş onu atma. Konserveyi geri al. Normalde 3'te bıçak olur. Ben 3'e alışmışım. Counter Strike'dan alışkanlık. Bakalım ileride bir zombi var ama o bizi fark edemez sanırım. Şu an nerede yürüdüğüm hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gerçekten oyunda yönümü kaybettim ve haritayı açamıyorum. Çünkü harita tuşuyla benim yayın başlatıp yayın bitirme tuşum aynı. Bastığım takdirde haritayı görebilirim ama yayında kendi kendine kapatır. Bu arada nasıl iğrenç bir yere düştüm abi. Nerede başlatıyorsun beni ya? Yol en iyisi. Yolu takip edeceğim. Gidip yolu takip edeceğim abi. Counter'daki gibi bıçakla daha hızlı koştuğuna inanıyorum şu an.
Hala sağ tuşa bloklama özelliği eklememişler. Bu arada şunu bir indirelim abi aşağı. Bıçağı attım değil mi kazara? Abi Q'ya basıyorum diğer silaha geçmek için. Bunda öyle bir olay yok. Direkt şeyden atıyor. Envanterden atıyor. Onu unuttum. Tamamdır abi. O zombinin icabına baktık ama yolda 4 tane zombi var. Tam olarak 4 tane. Bu arada küflü ekmek mi bulduk? Ne yaptık? Hani ekmeğin küflenme olayını da mı getirdiler? Evet, ekmeğin küflenme olayını da getirdiler herhalde. Bunu da mı pişirmem gerekiyor? Oho! İşimiz iş ya. Gerçekten oyuna bir gerçekçilik kattığı doğru ama uğraştırıyor. Ara bakayım şunu. Hiçbir şey yok içinde. Abi atma atma. Şu bıçağı atma. Sinir krizi geçireceğim. Atma şu bıçağı. Köpek mi var abi orada? Evet, köpekler var. Fark ettiler mi? Yok, fark etseler kudururlardı da abi şuna bakar mısın ya? İki tane yerde sürünen var. Bir tane köpek var. Köpek gitti. Yerde sürünen de gitti. Orada bir tane daha var yerde sürünen. Garip bir şey çıktı daha önce hiç görmediğim türden. Oo, 5 tane shotgun mermisi çıktı köpekten. Kırmızı sedanın içinden ne çıkacak? Bunlar ne ya? Abi sırf dekorasyon için ben bunları taşıyamam yanımda. Mermim bitince ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ve şu an mermim bitti. Şu an mermim bitti ve kendimi nasıl savunabileceğim konusunda hiçbir fikre sahip değilim. Çanta. Var mı bir şeyler? Beyaz sedanda bir şey çıkar mı? Oo, kürekle kazma çıktı. İyi, hiç yoktan onlar da güzel. Yolu devam edelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çıkacak ama oyunun saatine bakarsak saat 12 daha çok rahat yerleşiriz. Güzel bir yerleşim alanı görüyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuzdur herhalde. Abi zombinin iğrenç sesi. Ya şu oyun benden eksi puan alıyorsa en büyük sebeplerinden birisi şu iğrenç zombi sesleri. Oynanışlılığı da kolay değil arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. Eğer oyunu benden izliyorsanız gerçekten şu noktada oyunu eleştirebilirim ki şu iki noktada. Ses kalitesi ve oynanış rezalet. Steam'imde yazdığım incelemedeki gibi arkadaşlar oyunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ha, tavsiye etmiyorsun abi niye oynuyorsun diyorsanız hani şu an oyun alfa aşamasında arkadaşlar tavsiye etmiyorum derken alfa aşamasındayken tavsiye etmiyorum. Yani ileride oyunu geliştireceklerdir çünkü her haftada yani her hafta bir yenilik geliyor bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile beraber oyuna daha yeni oynanış dinamikleri ekleniyor. İlerleyen zamanlarda elbette oyun güzel olacaktır ama şu an için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Oyunun yükseltilmesini bekleyin derim ben. Hızlıca araştırmalarımızı yapalım. Çevreyi tarayalım. Bir bakalım çevrede neler var diye. Bu arada çok süper bir çanta bulduk abi. Çantanın içinde de yani yok yok. İki tane tabanca ve iki tabancanın yanı sıra çok güzel cephane. Şu ikisini birbiriyle craft edelim arkadaşlar. Nasıl onarıyorduk ikisini? Abi iki tanesini yan yana. Dur 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 yapma yapma yapma. İki tanesini alt alta koyunca onarmıyor mu? Pepper, torch, repair, weapon. Ha? Repair etmeyecek mi? Bak repair etmezsen de... Abi şu nasıl yapacağız ya? Saçmalamışlar. Scrap iron olacak. Saçmalamışlar. Gerçekten saçmalamışlar. Buradan da... Abi oyun tam sürüm olsa da almayın. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Oyun tam sürüm olsa da almayın abi. Çünkü rezalet. Silah tamirini bile kapatmışlar ya. Abi ileride zombi var. Silah tamirini kapatmışlar abi. Silah tamirini ya. Güncelleme getireceğim diye. Daha bu sabah geldi güncelleme ve bu sabah gelen güncelleme ile beraber oynanışı iki kat daha fazla rezil etmişler. Tebrik ediyorum kendilerini. Hani hiç dokunmasalardı alfa 5 sürümüyle bile oynanabilirliği daha iyiydi.
Bu çıkardığım sese geliyor zombiler abi. Aha. Ana. Oyundan atıp duruyor var ya, oyundan atıp duruyor. Şu an nasıl sinir olduğumu size anlatamam arkadaşlar. Oyundan masa üstüne atıp duruyor. Hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum abi. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Hani abi hiç dokunmasalar şu oyuna Alfa 5 sürümüyle daha iyiydi. Geliştiriyoruz diye iyice cılkını çıkarıyorlar. İyice halt ediyorlar abi. Oyunu kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sakın, sakın. Verdiğiniz paraya, verdiğiniz emeğe yazık günah arkadaşlar. 2 dakikada bir masa üstüne atıyor. Doğru düzgün oynattığı ettiği yok zaten oyunun. Diğer zombiler de geldi. Onları da çektik üstümüze. Birisini indirdik. Etraftan gelen var mı? Binanın içinde ya da üst katında bir yerde bir tane daha var. Binanın içinde var abi. Ulan nasıl bir ses ya? Nihayet su da indi. Burayı temizlersem eğer arkadaşlar, gece burada kalmayı planlıyorum çünkü. Oğlum daha gelmeyin ya. Ateş ettiğimiz zaman dünyadaki tüm zombileri topluyorsak işimiz iş ha. Kurşun bitti. Abi daha zombi sesi devam ediyor. Nerede bunlar? Yok, gece burada geçirilmez abi. Belki de geçirilebilir. Üst katı kapatır bir şeyler yaparsak geceyi burada geçirebiliriz. Zombi var. Zombi nerede? Üstte. Oyun içi sesler adamın aklını kaçırttırabilir. En üst kata abi. En üst kata. En üst kata gidip kendimizi hapsedeceğiz oraya. Gidene kadar oyalana oyalana gidiyorum ki daha havanın kararmasına, çünkü çok var. Aramalarımızı da yapıyoruz şu an. Hiçbir şey yok ya. En üst kata çık. En üst kat çatı. Aa. Çatı da olmaz abi. Çatı da olmaz. Çatı saklanmak için en kötü tercih sayılabilir hatta. İn buradan aşağı. Aa, bir dakika, şu çatıdakileri de bir araştıralım. Bu arada ben hiçbir şekilde taş falan toplamadım. Nasıl kapatacaksam üstü, gerçekten onu da merak ediyorum şu an. Bir shotgun, tüfek falan bulsaydık keşke ya. Bunların içi araştırılıyor mu? Hayır, araştırılmıyor. Akşam olduğunda nasıl kapatacağız buranın giriş çıkışlarını? Onu merak ediyorum doğru. 15 saniye mi? Yarın sabah açsaydın. Sorun değil, biz bekleriz yarın sabaha kadar. Ben bir çay alıp geleyim. Yarın sabah anca açar herhalde. Oo, yarın sabaha bekleseymişiz de olurmuş. Güzel çünkü. Şöyle shotgun mermisi vardı lan. Onun shotgun mermimiz vardı. Evet, var hala. Tamam. Tüfek mermisi. Neye atabiliriz abi burada gereksiz? Şuna lan. Bu da kitabın bir değişiği ya. Dursun burada bir yerde. Ben alacaklarımı aldım abi. Tamam. Çok ses çıkartıyor kesinlikle. Burada kalacaksam eğer girişi kapatmam lazım ama girişi neyle kapatsam? Şimdi öyle de bir durum meydana geldi. Paper at abi. Şu ne işe yarıyor? Metal script. 15 tane, 20 tane metal script verdi. Scrap iron. 6 tane scrap iron verdi. Scrap iron var zaten şurada. Bu ne işe yarıyor? Bir tane scrapgrass verdi o kadarına. Hop. Hop dedik. Ben burayı nasıl kapatacağım abi? Şu an onu düşünüyorum ve buranın bir alt girişi de... Bodrum!
Kendimi Bodrum'a kapata... Bodrum'a değil, kendimi buraya kapatabilirim aslında. Şurayı bir arayalım. Kendimi buraya kapatabilirim abi. Geceyi geçirmek için birazcık acele etsem iyi olacak ama. Ay ay, 2 güne bunu da açar. Masa üstüne atmadı, hayret. Normalde masa üstüne atardı. Evet. Aa, nihayet açıldı. Sniper var. Sniper mermisi var. Hunting rifle var. Magnum mermisi mi? Bir dakika. Oyuna Magnum mu geldi? Oyuna Magnum geldiyse şu an fikrim değişebilir oyunla alakalı. Magnum mu geldi oyuna? Şurayı aramıştık. Başka nereleri arayacağız? Kahve çekirdeğini az önce attım. Çok güzel. Şu kahve çekirdeğini tekrar atabilirsem. Harika. Çöp tenekesine. Tamam. Şimdi buranın üst katını kapattıktan sonra abi bir de pusarsak böyle keşfedilmemiş vaziyette geceyi burada geçirebiliriz abi, şöyle küçücük alanda. Kendimizi kapatalım buraya bir yere. Şimdi öncelikle benim bir nerede abi taş kazma? Bu ne? Buz kabı mı? Ne bu? Biri de pistol var. Abi şunları tamir et. Bir dakika, cidden ikisi, bir tane yedek de var nasıl olsa. Koydum, tamir etmek yerine oyun ölmüş. Tamamdır. Oyun ölmüş beyler. Hiç şey yapmayın, niyetlenmeyin. Oyun ölmüş. Şu an. İki tane silah koyunca normalde tamir etmesi gerekiyor. Tamir etmek yerine böyle bir şey yapıyorsa oyun öldü der geçerim ben. Şuralara ikişer tane atacak bir şeyimiz olsa ne yapalım abi? Biraz malzemeden çalalım. Bayağı sağlammış lan. Bayağı sağlammış hem de. Kıracağım da ne olacak? Buradan alıp orayı kapatacağım da abi. Bayağı sağlammış ya. Oha abi, ne bu ne? Ne bloğu bu? Acayip sağlammış ya. Şuradaki bloğu da alayım. Abi. 2 güne kırılacak mısın? Gerçekten çok sağlam blokmuş ha. Harbi sağlam blokmuş. Kırılacak mı? Adam biraz nefes alsın. Kır hadi. Oh be, nihayet. Şimdi abi zombiler ne oldu lan? Benim 1 saatte kıramadığım blok nasıl ya oldu da yamuldu? Az önce yamuldu abi. Benim oraya koyduğum fıstık gibi blok. O zaman şu merdivenleri mi halletsem? Merdivenler de hallolmuyor ki. Yerden köpek var. Oo. Sandalyeyle de kapatsam orayı. Çok güzel, çok güvenli bir alan oldu orası. Kesin eminim şu an. Hani sandalyeyi koydum ya, artık içim rahat. Ve işte oyundaki yer çekimi mantığı yok. Yeter ya, şöyle köşede bir yerde pusulmuş vaziyette durursam eğer rahat ederim diye düşünüyorum. Şimdi abi silah tamir ediyor musun? Silah tamir etmiyor, bu oyun çöp. Şu an çöp. Magnum mermisi falan gelmiş ama arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyun çöp vaziyette. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler izlerken keyif almışsınızdır. Ben her ne kadar oynarken keyif alamasam da
Yeni bir update geldi ve yeni gelen update ile beraber gelen güzellikleri inceleyelim dedik ama hiçbir güzelliğin gelmediğini fark ettim şu an. Ses bakımından kesinlikle rezalet bir oyun zaten ama bu rezilliğinin yanına ekstradan şu silah tamirini unutmayı da silah tamirini eklemeyi de unutmuşlar. Bu arada önceden arkadaşlar şuradan gösterecek olursam bak şu Magnum'u bir deneyeceğim oyundan çıkmadan. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar şarjörleri silaha takamıyordunuz yani normal kurşun almak zorundaydınız. Hala öyle mi onu merak ediyorum. Misal şarjörler nerede abi? Şarjörleri kaldırmışlar. Kaldırmışlar mı? Aynen. Şarjörleri kaldırmışlar. Zaten bir halta yaradığı yoktu abi. Onlar boş yere duruyordu. Hani artık mermileri tek tek elle atıyor abi karakter. Önceden şarjör olayı vardı ama şarjörü de takamıyordunuz. Daha ilk hani Alfa 5 sürümünde takabildiğiniz şarjör Alfa 7, Alfa 9 sürümünde şu an sürümü kaç bilmiyorum. Bu sürümde takılmıyor abi. Köpeğin hırlama sesini duyuyorum abi. Salyası geliyor böyle. diye. Nerede bu Magnum mermisi? Magnum'u deneyip çıkacağım ya. Şarjörü de ortadan kaldırmışlar zaten. Ya özellikle bir halta yaramaz hale getirmişler oyunu. Ne zaman düzelir bilmiyorum da. Şimdi şu Magnum'u bir denemek istiyorum abi ben. Bakayım nasıl ses çıkarıyor. Oo. Adamları buraya topladık. Gerçekten buraya topladık abi. Aha bakın. Geldi bile. Şu Magnum'u beğendim. Magnum'u beğendim. Şuradan çıkıp çatışalım diyeceğim. Silah attık. Bıçağı attık yine. Elimizde Magnum var abi, elimizin altında. Nerede onlar? Nerede o iğrenç yaratıklar? Şu an beni sezemiyorlar. Aha, bir tane görüyorum bak. Şu. Abi nasıl ses çıkarıyor öyle? Dünyadaki tüm zombileri başımıza toplarız herhalde. Magnum'u sadece görüntü olsun diye mi yaptılar acaba? Hey! Ama Magnum acayip sağlammış ha. Nerede bulunuyor bilmiyorum da loot olarak. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın.